Yeni başlayanlar için borsa inanılmaz korkunç bir yer olarak görülür. Çünkü bu borsaya girecek arkadaşın etrafında o kadar fazla para kaybeden insan var ki kendisi de borsaya dahil olduğunda para kaybetmekten oldukça korkar. Çok fazla korkar. Hatta bilirsiniz işte çevremizde anamız, babamız, akrabamız, Dayımız amcamız hep söyler işte orası kumarhane amana sakın girme ben orada işte para kazanan bir kişi görmedim sakın evladım vesaire diye. Bu şekilde devamlı 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 beynimiz yıkanır durur. Aslında bakarsanız biraz haklılar. Çünkü etrafımızda o kadar fazla bir an önce zengin olma, bir an önce işte parayı vurma hayaliyle yanıp tutuşan kumarbazlar dolu ki gerçek yatırımcıları yani girecek kişi gerçek yatırımcıları gerçek traderları, gerçek traderları göremez hale geliyor. İşte ben bu yüzden bugün bu videomu borsaya yeni başlayacak olan aramızdaki yeni başlayan arkadaşlara borsada hayatta kalma rehberi gibi ufak bir şey anlatmak istiyorum. Öncelikle borsada iki tür insan grubu var. Biri kısa vadeli spekülasyon yapan yani kısa aralıklarla işlemlere giren, kısa ve orta vadeli diyelim trader grubu, diğeri de yatırımcı grubu. Bu iki grup arasında inanılmaz devasa farklar var. Yani aktif trade yapıp da alım satıma girmiyorsan ve bu işin de eğitimini iyi bir şekilde almadıysan zaten bu spekülasyon yani spekülasyon yapan trader tarafından mutlaka uzak durup yatırımcı olmaya çalışmalısın. Zaten birikim yapan bir insan yani tıpkı senin gibi eğer bunu seyrediyorsan mutlaka yatırımcı olmak zorunda ki ileride finansal özgürlüğüne kavuşabilsin. Yani sen uyurken paran mutlaka çalışmak zorunda. Ama tabii bizdeki finansal bozukluk ta geçmişten geldiği için geliştirmesi de zor. Çünkü biz aileden böyle görmedik. Hani denen Müslüm Baba diye biz babadan böyle gördük. Biz aileden böyle görmedik. Bizim duyduğumuz aman oğlum para konuşulmaz. Ya devamlı para konuşmayın. işte aman ayıptır, aman günahtır, aman duymasınlar para konuştuğunuzu vesaire diye. Hep bunları duyduk. Hep bunları düşündük. Hep bunlarla büyüdük. E biz bunlarla büyüyoruz. Daha sonra da ne yapmaya çalışıyoruz? Yatırımcı olmaya çalışıyoruz. Yani parayla para kazanmaya çalışıyoruz. E bu da birazcık zorlanıyoruz işte. Ama bu videoda tabii ki bu makus kaderi Yeneceğiz. Onun için bizim borsada iyi bir yatırımcı olmamız için ilk maddemiz hangi aracı kurumla çalışıyoruz? Burada aracı kurumlar ikiye ayrılıyor. İşte birisi bankalar, büyük bankalar. Yani bildiğimiz bankalar diyelim büyüğünü katmayalım. Diğeri de işte daha ufak. Aracı kurumlar işte borsada işte Forex'te işlem yaptıran ve aynı zamanda fon kuran daha küçük aracı kurumlar. Tabii büyük bankaların da fonları mevcut tabii ki kesinlikle. Büyük de bankada olsa küçük de Aracı kurum olsa mutlaka SPK onaylı olması lazım. SPK onaylı ne demek? Google'a yazdığınızda SPK onaylı aracı kurumlar diye zaten Sermaye Piyasaları Kurulu size o listeyi verecek. Peki sen hangi aracı kurumla çalışmalısın? Bu çok önemli. Önce kendini belirleyeceksin. Sen yatırımcı mısın? Trader mısın? Şimdi yeni başlıyorsak bu işe kesinlikle trader olmamamız lazım. O daha uzun daha profesyonel, daha birazcık işte okumayalara başladıktan sonra çarptığı grafikleri. Sen ilk başta yatırımcı olmak zorundasın ki ömür boyu yatırımcı olmak zorundasın. Sen diyeceksin ki ben yatırımcı değilim. O kadar uzun vadede tutmuyorum. Kısa vadeliyim. Kısa vade ve orta vade işte alıp satıyorum. Mutlaka ve mutlaka bankalar harici küçük, daha küçük yatırım e, aracı kurumlarla çalışmak zorundasın. Küçük aracı kurumlarla çalışmak bir de özellikle... Gün içi trade ediyorsan zaten yani kademeler üstünde, fiyat kademeleri üstünde borsada para kazanmaya çalışıyorsan bankaların işlem maliyetleri yüzünden açıkça söyleyeyim 5 kuruş para kazanamazsın. Bakın yatırımcı değil, trader kısmı burası. Çünkü uyguladıkları bu binde 4, binde 5, binde 6 gibi rakamlar senin gün içi trade'de işleme girdiğinde fiyat 6-7 kademe oynaması lazım ki anca bu maliyetlerini yani işlem maliyetlerini çıkarabilir. Onun için senin para kazanman burada çok zor. Onun için ben diyorum ki, gün içi trade ediyorsan, yatırımcı değilsen mutlaka bu küçük aracı kurumlarla, yani banka harcı aracı kurumlarla çalışman daha iyi. Çünkü onlar işte 10.000'de 4 vereceğine işte e, özür dilerim, 10.000'de 4 diyorum, 1.000'de 4 vereceğine işte 10.000'de 4, 10.000'de 5, 10.000'de 6 gibi güzel rakamlar sunabilirler ki senin sermayene bağlı olarak çok da güzel teknikler verebilirler. Ben burada bir şey söylemek istiyorum. Bu aracı kurumlarla gidin, konuşun işte imza aşamasında vesaire hesap açarken pazarlık edin. Onlar da sever zaten pazarlık etmeye. Gidin pazarlık edin. İşlem maliyetlerinde anlaşın. Daha sonra trader kısmı bu şekilde yol alabilir. En azından işlem maliyetleri sizi çok fazla zorlamaz. Ha dersen ben yatırımcıyım. Alırım devamlı. Alır 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 tutarım. Bunun için de bankaları tabii ki tercih edebilirsin. Çünkü sıkıntı yok. Zaten ara ara alacağın için hiç problem yok. Yani işlem maliyetleri seni zorlamayacaktır. Ha benim için nedir zevk? Benim için ben gene uzun da olsa kısa da olsa ben gene ufak aracı kurumlarla çalışırım. Yani bilgisayar üzerinden tabii ki devamlı kontrol ediyoruz ama ben hiçbir işlemimi bilgisayar üzerinden yani tahtaya yazmıyorum. Yazmaktan da ben yana değilim borsada. Direkt ararım. İşte Ayşe Hanım olur, Fatma Hanım olur. Ona derim ki işte bana işte 1000 not veya 10.000 not Ereğli al vesaire diye. Yani bu birazcık daha bu işi koklamakla alakalı. Ben seviyorum yani en azından konuştuğum insanlarla hani bir hisse alırken bile yani düğmeye basmak yerine onlarla konuşmak benim için çok hoşuma gidiyor. Yani siz de en azından bunu koklamanız açısından e, bunu ufak bir şey verebilirim. Yani ne diyeyim? Yani belki hoşunuza gider. Çünkü bir şey alıyorsunuz, karşınızda birisi konuştuğu zaman daha güzel oluyor. Ben kademeye yazmıyorum. Neden yazmıyorum? Çünkü işte bu kademe vesaire e, algolar robotlar birazcık orada işlemleri iyi yaptığı için hani istedikleri gibi o kademeleri oynadıkları için ben alım yapacağım zaman kademeye fiyat yazmam. Fiyatı görürüm. Hoşuma giderse e, alacağım yere gelmişse elle direkt piyasa fiyatından almayı eğlerim. Gel gelelim ne alınır? Şimdi zamanını iyi ayarlayabildiğin zaman her şeyi alabilirsin. Açıkça söyleyeyim. Çünkü herhangi bir boğa piyasasına denk geldiysen yani uptrend yani yükseliş trendine denk geldiysen aldığın hisse senetlerinin kağıtların %95 ile bence 98 arası hadi 98'i demeyelim %5'i çıkaralım aradan %95'i zaten çıkacaktır. Düşmesine mümkünatı yok. Çok zor. Ha şimdi bu %5'lik çıkmayan yani o boğa piyasasını izlemeyen kağıtlar var mı? Var. tut. Yani senin bunu alma ihtimalin var mı? Var. Peki biz burada ne yapabiliriz? Biz de burada alım yaparken sepet kullanacağız. Bir sepet yapacağız kendimize. Örneğin nasıl olur? Biraz ulaşım sektöründen, biraz biraz gıda sektöründen, biraz sanayi sektöründen, biraz bankacılık sektöründen gibi kendimize bir karma yapacağız. Ki bu %5'lik ya Allah korusun bir tane hisse senede aldık o yüzde beşlik kesime denk geldi. O e olur o bir bu piyasasını geç, kaçıracağız. Aynı zamanda ne olacak? Millet para kazanırken biz kenarda duracağız. O şekilde olmayacak. Yani biz risk, riskimizi daha az almak zorundayız. Çünkü yatırım yapıyoruz artık. Trade tarafı değiliz bakın. Ha bunu da nasıl yapacağız? Diyelim ki ulaşımdan tamamıyla sallıyorum. İşte Pegasus olur. Türk Hava Yolları olur. İşte gıdadan BİM olur, işte Migros olur veya teknolojiden ne bileyim ben Aselsan olur, işte enerji sağ olur vesaire vesaire. İşte önemli olan kısım biz bu hisse senetlerini yavaş yavaş ne zaman toplayacağız? Burada yeni başlayan yatırımcılar için ki yeni de başlamasan, çok çok da profesyonel olsan, hisse senedi toplayacağın zamanlar mutlaka ve mutlaka borsanın düşüş gösterdiği zamanlar olması lazım. Yani milletin böyle çil yavrusu gibi dağıldığı zamanlarda gerçek yatırımcılar ortaya çıkar. Senin de kesinlikle böyle düşünmen lazım. Ya buna şöyle bir örnek verebilirim. Örneğin diyelim ki sar köşede bir kafe var ve öyle bir iş yapıyor ki yani devamlı görüyorsun kalabalık, masa yok vesaire. Sen bu kafeyi satın alabilir misin? Yani gittiğinde bu kafeyi o kafenin sahibi sana satar mı? Tabii ki hayır. Satsa bile o kafenin değerinden yani o kafenin ederinden çok 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 fazla para vermek zorundasın. Tam tersini düşün. Derme çatma bir kafe var. 5 kuruş para kazanmıyor. Dökük. Ama yeri güzel. Mesela sen de yatırımcısın. Ne yapıyorsun? Gidiyorsun o kafeyi alıyorsun. Daha düzgün bir hale getiriyorsun. Çok güzel yapıyorsun. işte. her şeyi düzeltip ne yapıyorsun? Kafeyi belirli bir seviyeye çıkarıyorsun. Yani yükselişe geçiriyorsun. Ve daha sonra gerçek bir yatırım zaten o kafe değerini bulduktan sonra kafeden de 5 liraya mal ettiği kafeyi 35, 40 veya işte 55, 105'e sattıktan sonra çıkar işte. Biz borsalarda da bu şekilde düşünmemiz lazım. Peki o zaman bu düşüşler ne demek? Biz bu düşüşleri ne zaman yakalayacağız? Nasıl göreceğiz? Bunun için de tekrar Amerika'yı keşfetmemize lüzum yok. Borsa'nın böyle her %5, %10, %7, %8 düştüğünde gerçek yatırımcılar yavaş yavaş almaya başlarlar. Şöyle düşünebilirsin. Bir yatırım sermayen var ve bu sermayenin zaten Dediğim gibi izliyorsan zaten belli bir sermaye sahibisin. Yani belli bir birikimin vardır. Bunu alma zamanlarında işte böyle %7'lik %10'luk düşüşlerde paranı 5'e böleceksin veya 4'e böleceksin. Yani borsa %7 işte %10 düştüğünde veya 5 onu sen kendin karar vereceksin. Her böyle düşüşlerde sermayeni böyle 5'e böldükten sonra her bir düşüşte bir tane kurşun sallayacaksın. Alım yapacaksın ve kalan 4 kurşunla da birikim yapmaya devam edeceksin. Eğer ki piyasa 1 yüzde 10 daha yaparsa aşağı tekrar alım yapacaksın. 1 yüzde 7, 1 yüzde 8 veya işte düşüşte tekrar alım yapacaksın. Baktım gene olmuyor, gene düştü. Bakın burada benim diğer videolarımı seyrederseniz bunu ben traderlara katıyan önermiyorum, bu paçala girer. Ama eğer yatırımcıysan, uzun vadeliysen, 5 sene, 10 sene tutacaksan ki ben yatırımcı hiçbir şekilde hisse senedini satmaz. Benim için satmaması lazım. Yani ben öyle düşünüyorum. Hani ben öyle düşünmüyorum aslında. Warren Buffett bile böyle düşünüyor. Ben hiçbir zaman satmıyorum ki diyor. Zaten para kazanıyor onlar benim için. İhtiyacım olan kadar satıyorum diyor. Yani düşün senin şirketin var. Şirketini satar mısın para kazandın? Hayır satmazsın. Belli aralıklarla yüksel yükseldiğinde satarsın yavaş yavaş. İhtiyacın olanı alırsın oradan ve şirketinde durmaya devam eder. Ama trader kısmı tabi bunun tam tersi. Trader kısmı bizim gibiler parayı oraya bağlamaz. Çünkü 5 sene, 10 sene beklemek demek başka yerleri görememek anlamına gelir. Onun için dediğim gibi yatırımcı başka, trader bambaşka. Gel gelelim nasıl alacağız? Yani baktık borsa, yani borsa nasıl düştü diye şey yaparsanız da BIST'e bakacaksınız. BIST'in zaten seyredersiniz televizyonda vesaire. Hiçbir şey bilmediğiniz halde bile işte biz işte son 3 ayda işte %10 düştü vesaire falan filan. İşte Amerikan indeksleri, Nasdaq, Dow Jones işte S&P 500 vesaire işte devamlı söylenir zaten. Gazeteyi açıp da baktığınızda da görürsünüz yani düşüşleri. O şekilde alacaksınız. Şimdi her alacağın şirketin, her alacağın kuruluşun yani halka açılmış şirketin mutlaka o şirketin ufak e, bir kısa yolu olur. Yani mesela diyelim işte Türk Hava Yolları THYAO gibi. Bu kısa yolları olur. Sen o kısa yollar üzerinden alım satım yaparsın baktığında. Ha bunlardan bahsetmek zorundayım. Çünkü bu videomuz birazcık yeni başlayan arkadaşlarımıza. Ayrıca şöyle de bir şey istirham ediyorum. Aramızda çok 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 iyi traderlar var. Ben çok iyi biliyorum. Çünkü benimle de iletişim kuruyorlar. Lütfen böyle hani yorumlara yazdığında arkadaşlarımızın yani yanımızda olan başka arkadaşlarımızın daha böyle hani bu seviyeye gelmemiş yardım istediklerinde, soru sorduklarında yani lütfen yardımcı olsak ben de çok sevinirim. Ha diyelim ki işte Türk Hava Yolları. Bunu bulduk ve bunun bir değeri var. Örneğin diyelim işte dediğim gibi Türk Hava Yolları işte Kardemir vesaire. Diyelim ki bir Kardemir'in fiyatı. Yani örneğin diyelim ki şimdi 13 lira. Eğer Kardemir şu anda 13 liraysa bakın lot değil lot bambaşka bir şey. Bir adet hissenin fiyatı 13 liradır. Yani sen bir tane Kardemir aldığında ödemek zorunda olduğun para 13 TL şunu hemen şöyle düşüneceksin. Benim 10 bin lira param var. Ben işte 13 demir, 13 kardemir, 13 demeyelim de 10 diyelim. Kardemir 10 TL. Benim 10 bin lira param var. Kaç tane kardemir alabilirim? Kaç adet kardemir alabilirim? Aynı bunu mal gibi düşüneceksin. Yani şöyle diyelim ki market sahibisin. İçeriye kola alacaksın vesaire bir şey alacaksın. İşte kolayı kaç tane aldın? Diyelim ki 1 liradan 100 tane kola aldın içeri. Kaç para oldu? Kaç para maliyet harcadın? bir 100 lira harcadım. Peki ben bu kolu 2 liradan satsam ne olacak? Gene adet başına. 2 liradan sattığımızda 100 tane almıştım ben. 2 liradan sattım 200 lira olacak. Yani içeri giren 200 lira. Aradaki fark benim karım. Yani 100 lira da benim karım. Aynı hisse senetleri de bu şekilde bu şekilde düşünmeniz lazım. Düşünmen lazım. Onun için her hisse senedinin aldığın anda bir fiyatı vardır ve sen o fiyat üzerinden adet başı hisse alırsın. Peki bunun kar ve zararı nasıl olur? O da çok önemli. Yine aynı market örneğinde olduğu gibi diyelim ki Kardemir'i veya işte Ereğli'yi 10 liradan alıyorsun. Yani adet başı bir hisse başı 10 liradan alıyorsun. 10 bin lirada param var. Yani 1000 adet Kardemir almış oldun. Kaçtan aldın? 10 TL'de. Eğer Kardemir'in fiyatı, borsadaki işlem fiyatı eğer 20 liraya çıkarsa örneğin diyelim ki tamamıyla sallıyorum ki rakamları bütün veriyorum ki tamamıyla anlaşılsın. 20 liraya çıktığında sen Kaç para harcamıştın? İşte bin tane kardemire ne vermiştik? 10 bin lira harcamıştık. Senin o bin adet kardemirin 20 lira olduğunda sen 20 bin lira para yapıyor olacaksın. Yani senin 20 bin liralık kardemirin olmuş olacak adet başında. Eğer 20 liradan sattığında da dediğim gibi 10 bin lira cebe koymuş olacaksın. Veya bunun tam tersi de olabilir. Bakın yani hep çıkacak diye yok borsalar. Ama yatırımcı olarak kardemir eğer ki 10 liradan aldık 8'e düştüğü zaman veya 7'ye veya bir tamamıyla atıyorum burada. Biz ne yapacağız? Borsaya bakacağız. %5, %6, %10'luk bir düşüşlerde. Devamlı kurşunumuzu sallamaya başlayacağız. Devamlı kar demir toplayacağız. Ama şöyle bir şey var. Devamlı kar demir değil işte o sepette hani diyelim ki bu sektör bazında aldığımız işte dört tane işte gıda olsun işte e, bankacılık olsun işte sanayi olsun bunlardan ufak ufak almaya devam edeceğiz her düşüşte. Elbet fiyat bir yerden sonra dönecek ve biz bir yerden sonra yatırımcı olarak para kazanacağız. Bizim burada avantajımız ne? Biz bu hisse senetlerini her düştüğünde topluyor olacağız. Peki yorumları, radyo, Twitter'ı, işte e, televizyonu, Bloomberg'i, o su, bu su ve özellikle de bu Telegram gruplarını vesaire takip etmeli miyiz? Buradaki olan şeyler gerçekten bize para kazandırır mı? İşte buralar çok güvenilir yerler mi? Buralarda bakarak trade yani alıma girebilir miyiz? Ben size söyleyeyim katiyen ve katiyen hayır. Çünkü onların bildikleri sizden farklı değil. Yani sizin bildiğinizden daha üst düzey bir şey bilmiyorlar. Oralarda işte bu Telegram gruplarında vesaire işte nerelerse. Oralarda işleri güçleri milleti toplayıp ellerindeki malları oradan buradan anlaştıkları hisseleri vesaire pazarlamak millete. Zaten devamlı görünürsün işte şu hisse senedi tavan yaptı götürdük bu hisse senedi tavan yaptı indirdik falan filan diye zırt pırt milleti gazlarlar. Aman ha bizim işimiz bunların yaptığı gibi manipülasyon değil spekülasyon. Spekülasyonla manipülasyon çok ayrı şeyler. Spekülasyon fiyat hareketlerinden para kazanmaya çalışan bizler Manipülasyonda böyle insanları toplayıp onların paralarıyla onları duygularıyla oynayıp onlara işlem yaptırıp paralarını almak. Onun için ben bu grupları vesaire katiyen size yani ben tavsiye vermiyorum ama önermiyorum. Yani bu çok önemli. İlk defa bir şey diyorum böyle önermek gibi. Katiyen önermiyorum yani. yani. Çünkü çok para kaybedersiniz. Etrafınıza şöyle bir bakın. Para kazanan var mı? Bak bir kazanmıştır, iki kazanmıştır ama üçüncüde de dördüncüde de her şeyini vermiştir. Ama sakın bizde var bunu ve yatırımcı olarak ne yapmamız gerektiğini artık bu videodan sonra çok iyi biliyoruz. Biz düşüşte toplayacağız malı. Peki toplayacağız da ne kadar sermayemiz olması lazım? Şimdi bunun bir rakamı yok. Çünkü neden? Benim paramla senin paranın aynı değil, bir değil veya işte Yeşim teyzeyle Ahmet amcanın parasının cebinin astarının ne kadar uzun olduğunu biz bilemeyiz yani. Bizim burada tek yapmamız gereken şey o astar cebimiz elimize soktuğumuzda o astarı böyle 5'e bölmek 4'e 5'e bölmek ve her borsanın düşüşlerinde yatırımcı olarak biz ondan nemalanmak para kazanacak şekilde malları toplamak hisseleri toplamak. Hiçbir zaman borsa kredi çekilip girilce bir girilebilecek bir yer değil yani bazılarını görüyorum kredi kullanıp borsaya giriyorlar ama ha Allah korusun öyle bir şey yapmayın hem krediyi ödersiniz hem zaten borsada ne yapacağınızı şaşırırsınız çünkü psikolojik sorunlara da girersiniz o parayı çıkarmak için 50 bin tane hisse senedi almaya çalışırsınız on alırsınız bunu satarsınız amcam ona dedi Bloomberg'da onu gördüm i̇şte Twitter'da Instagram'da böyle böyle diye o para da 5 kuruş elinizde kalmaz Yatırım yapmak demek zaten elindeki parayı değerlendirmek demek yani. Mevduattan fazla kazanmak demek. Olası enflasyonun üstüne çıkmak demek ki ama bizim ülkemiz şartlarında biraz dur çünkü yani <laughs> ben burada şimdi bunu söylemeyeyim yani yüzde yüzde yüz, yüzde yüz yirmi falan senede kazanmamız lazım ki bizim enflasyonun üzerine çıkmamız gerekiyor. Ama dolar bazında tabii ki öyle değil. Şimdi son olarak da şöyle bir şey söyleyeceğim. Bu borsa öyle bir yerdir ki yatırımcı olmak inanılmaz paralar kazandırır size. Ama çok paralar kazanayım, çok hızlı zengin olayım, paramı bir an önce 2'ye, 3'e katlayayım diye girdiğiniz andan itibaren kumarbaz psikolojisi içine girdiğiniz andan itibaren 5 kuruş kazanmanızın imkanı yok. Onun için şöyle bir boğa piyasasına denk geldiğinizde işte ben biliyorum. Ben bu işi çok iyi öğrendim. Ben bu işi yapıyorum gibi düşünebilirsiniz. Çok paralar kazanabilirsiniz çünkü o piyasalardan. Onun için o boğa piyasalarından önemli olan o boğa piyasalarından çıktıktan sonraki sükuneti yatırımcı olarak devam etmek. Kendinize o güveni tavan yaptırdıktan sonra psikolojinizi, ruh halinizi, duyguları kontrol edip yatırımcıymış gibi gene düştükçe almaya devam etmek hiç sıkıntı yok. Çünkü borsa hala diyorum eğer ki yatırımcıysanız borsa denen şey şirketlere ortak olmaktır. Sen kazanan şirketi hiçbir zaman bırakma. Devam et. Çok kazandığında ara ara sat. Düştükçe de ara ara toplamaya devam et. Kendinize çok dikkat edin. Allah'a Bir sonraki inşallah videoda görüşmek üzere. Bay bay. Görüşürüz. <laughs>